Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlulukla temmil lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, bir süredir devam etmekte olduğumuz Risale okumalarında Sözler Risalesi'nde 7. söze geldik. Dün itibariyle 6. sözü bitirmiştik. Elbette bitti demekle kastettiğimiz oradaki mesaimizin bittiği, yoksa 6. sözde anlatılacaklar bitmedi. Peki 7. sözde ne konuşacağız? Özetle ona bakarsak, başta bir miktar bundan bahsedersek. Ben 7. sözü de ilk 6. sözün detaylandırılmışı gibi görüyorum. Aslında anlattığı hikaye çok farklı bir hikaye değil. Yine bizim hikayemiz, yine bizim halimizin bir özeti var burada da temsili hikayecik olarak. Fakat burada iman, amel, bunlar biraz daha detaylandırılıyor ki giriş paragrafı da hemen bunu bize hissettirecek. Orayı okuduğumuz anda Bediüzzaman Hazretleri'nin bir detaylandırma yaptığını, imanı açıp imanı billah ve imanı bil ahiret olarak ayırdığını ikiye, onun altında da daha başka iman hakikatlerini, amel hakikatlerini burada zikredeceğini göreceğiz inşallah. 7. sözün bir ilginçliği var diğer sözlere göre. Hani demiştik ya, genelde Bediüzzaman Hazretleri'nin risaleleri bir ayetle başlar. Manşette bir ayet vardır. Okular hep o ayete bakar. Hakikatler hep o ayete bakar. Ancak sadece bahsedilen o ayet değildir. Buna da dikkat çekmiştik, hatırlıyorum. Yani sözler içinde sadece manşetteki ayet değil, içeride başka atıf yapılan ayetler, hatta atıf yapılmasa bile manasıyla bahsedilen ayetler vardır demiştik. Ki söz basım da bazılarına dipnot düşmüş. Yakaladığı bazılarına, işte bu hakikat şu ayette geçiyor, bu hakikat şu hadiste geçiyor diye altları dipnotla zenginleştirmiş. Burada fakat 7. sözde ne ayet var ne hadis var başta. Hani 6. söze kadar ayetleri gördük, bir sözde de hadis vardı. 3. sözdeydi galiba, yanlış mı hatırlıyorum? Hemen hızlıca gideyim. Hemen bakayım. Yok. 3. söz değilmiş. 4. sözdeymiş. Es-salatu imadü'd-din hadis-i şerifiyle, namaz dinin direğidir hadis-i şerifiyle başlamıştı 4. söz. Onun dışındaki diğer 5 söz ayetle başlamıştı. Fakat 7. sözde ne ayet var ne hadis var başta. Peki Bediüzzaman Hazretleri burada ne ayet ne hadis zikretmedi? Öyle bir başlangıç yapmadı. Şimdi diyebilir miyiz ki burada Bediüzzaman Hazretleri ayetleri, hadisleri tefsir etmeyecek, izah etmeyecek? Hayır. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın Kur'an üzerinden kaderi inkara girişen sözde Kur'an Müslümanı taifesine verdiği bir cevap var. Orada diyor ki hani Kur'an'da kader yoktur diye inkar ediyorsunuz. Fakat bu diyor sizin bakışınızla ilgili bir şey. Nasıl bir gözle ararsanız, ya nasıl bir gözle arıyorsanız onu buluyorsunuz. Eğer kaderi ararsanız hakikatleri içinde pek çok ayette ona işaretler doğrudan dolaylı buluyorsunuz. Mesela yaratan bilmez olur mu hiç manası. Kur'an'da geçen bir ayet-i kerime meali bu. Kısa bir meal. O bile, hatta Cenab-ı Hakk'ın alim olduğunu atıf yapan, her şeyi bildiğini atıf yapan Esma-i Hüsna'nın zikri bile Kur'an'da kadere işaret. Her şeyi biliyorsa o zaman kader var. Çünkü kader zaten ilmi ilahinin unvanı gibi. Burada da ya Bediüzzaman Hazretleri burada ayet tefsir etmemiş. Hangi gözle baktın sen? Aradın mı burada hangi ayetlere işaret var diye? Arasan arayanlar buluyor. Ben arıyorum, buluyorum mesela. Birçok ayete buradan işaret buluyorum ki bahsettiği şey zaten Kur'an'ın, mesela imanı bil ahiret, imanı billah. Bunlar Kur'an'ın zaten büyük bir kısmını oluşturan hakikatler. Bunların izahı ister istemez Kur'an'daki ayetlerin izahıdır.
Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri şu kadar ayet tefsir etmiş, şu kadar risalesinde şu kadar ayet almış, bundan fazlası yoktur sanmamalıyız. O hakikatlerin Kur'an'ın her yeriyle, hadislerin birçoğuyla, belki hepsiyle ilgisi var. Bu yönüyle Bediüzzaman'ın tefsir tarzı klasik tefsirlere benzemiyor diye onu şunları etmiş bunları yapmamış diye tayin etmemek lazım. Arayanlar çok şeyleri, çok hakikatleri buralardan bulabilir. Peki bu uzun girizgahımın ardından 7. söze başlayalım. Bir miktar okuyalım bakalım nereye kadar gelebiliriz. Herhalde bir günde bitiremeyiz. Çünkü bakıyorum söz basım külliyata göre 1, 2, 3, 4 duasıyla beraber 5 sayfa. 6. söz 6 sayfaydı. 6 derste bitirdik. Bu 5 sayfayı 5 dersten bitiririz daha mı kısa olur bilemiyorum. Bir başlayalım bakalım. 7. söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkıyat etmek, namazını kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zad-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Yani Risale'nin başlangıcı zaten bir Kur'an hakikatleri sağanağı gibi böyle. Ha, bu tabirlerin çoğu zaten Kur'ani. İşte kebair, ahiret, nuru kabir, şükür, tevekkül, iltica, rezzak, halık, sabır. Yani o kelimelerin hepsi Kur'ani. Onların geçtiği her yere buradan bir bakışı var. Şimdi biraz daha yavaş ve anlamaya çalışarak bu ilk paragrafı okuyalım. Çünkü bu paragrafı anlamamıza bağlı bu sözden istifademiz. Bu paragrafı anlayabilirsek ne olduğunu çözmüş olacağız. Ondan sonra da 7. sözün içindeki temsil ve hakikatler kısmı bize bu paragraftaki bakış açısıyla bilgilerini bağışlayacaklar inşallah. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan. Kainatın tılsımı muğlakı. Şimdi tılsımı muğlak ne demek? Zor sır, zor tılsım, muğlak ya da muğlak ne diyelim, karmaşık, çabuk çözülemeyen. Burada ne verilmiş ona bakayım. Çözülmesi zor sır diye verilmiş tılsımı muğlak söz basımı külliyatta sayfa 6 sözlüğünde. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan. Kainatta bir tılsımı muğlak durumu mu var? Ya da bir muğlaklık mı var? Bu aslında kainatta ne aradığınıza bağlı. Daha doğrusu kainattan ne beklediğinize bağlı. Sizin görüş açınıza bağlı, bakış açınıza bağlı. Alabileceğiniz mesafeye bağlı, talebinize bağlı. Ne demek istiyorum? Ya kainatı 3 boyutta, 4 boyutta yaşamak isterseniz kainat 3-4 boyutta yaşayan insana yetiyor. En, boy, derinlik, zaman. Yani bu 4 boyut, fiziki varlığımızın olduğu bu 4 boyutta yaşamak istiyorsanız tamam, dünya size yetiyor. Ama ruhunuz, kalbiniz, vicdanınız, aklınız, latifeleriniz itibariyle sadece bunlardan ibaret olmadığınızı, bundan aşkın sonsuzca şeylere ilgileriniz, alakalarınız, talepleriniz olduğunu seziyorsanız eğer, buna dair dakik, yani inceliklerinizin farkındaysanız eğer, o zaman kainatta bir muğlaklık var sizin için. Tılsımı muğlak var yani. Defineciler bunu iyi bilirler. Definecilerin çok kullandığı bir tabir çünkü tılsım kelimesi. Hani bir işte hazine buluyorlar, bir gömü. İşin hakikatini ben bilmiyorum ama çok inandırıcı bir şekilde anlattıkları için benim de onlardan dinlemişliğim var. Yani hakikaten artık büyü mü bu? Daha başka mı bir şey? Bilemiyorum.
Adam o gömüyü yaparken ağzına bir büyü yapıyor o şeyin, gömüsünün, kuyusunun veya ağzına veya işte onu nasıl bir taşla gömdüyse onun üstüne bir büyü yapıyor. Büyü herhalde yani. Onu ancak işte bilenlerle gelip açmaya çalışıyorlar. Eğer o işi bilmeden gelip doğrudan kazmayla kürekle yapmaya çalışırsanız size zararı dokunuyormuş. Yani bana böyle bizzat yaşayanlar da anlattı. Doğrusu inandım yani adamın anlattıklarına. Hani böyle bir tür cin çarpması mı, daha başka mı bir şey bilmiyorum ama eğer yani doğru şeyle, tavırla, doğru duayla, doğru kişiyle, o işi bilenle o işi yapmazsanız o zaman zarar görüyorsunuz ya da açamıyorsunuz. Zaten ulaşamıyorsunuz defineye de. Diyelim. Hani böyle işte defineciler bu işi bilir. Azıcık ilgi duyanlar, karıştıranlar da öğrenmiştir böyle bir şeyi. Şimdi kainatın da böyle bir durumu var. Tabiri caizse kainat dört boyutta yaşayanlar için tamam dört boyut ama kazmak isteyenler için, hazine bulmak isteyenler için ya bu iş bu kadardan ibaret değil galiba. Yani bu varlık bu perdenin üstünde görükenden ibaret değil galiba diyenler için tılsımla açılabiliyor. İçindeki hazineleri bahşedebiliyor. Bir üst boyuta, bir aşkın yaşayışa, bir aşkın görüşe, tefekküre, inanışa insanı geçirebiliyor kainat. Bu görünenden ibaret değil yani. Bu dört boyuttan ibaret değil. Burada ona atıf var. Şu kainatın tılsımı muğlakı. İşte sen bir defineciysen şu kainatın tılsımı muğlakını açan, o karışık, çözülmesi zor tılsımını açan iki şey. Amentü billahi, Allah'a iman. Amentü duası küçüklüğümüzden beri ezberlediğimizdir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Cenab-ı Hak çenemizi de bu duayla kapatmayı nasip eylesin. Bu imanla kapatmayı nasip eylesin. İşte onun başlangıcı. Amentü billahi ve bil yevmil ahir. Kainatın tılsımı muğlakını bu ikisi açıyormuş. Nasıl ki o hazineyi çıkarmak için okunması gereken dualar vardı. Yoksa bulunmuyordu veya sizi kötü etkiliyordu. Bunları okursak kainat bizi iyi etkileyecek. İçindeki hazineyi güzellikle verecek. Bu ikisini okursak, bu ikisini okumazsak, yani Allah'a iman etmezsek ve ahirete iman etmezsek, o zaman kainatla muhatabiyetimiz o iş bilmez definecinki gibi olacak. Aradıklarımızın bize zararı dokunacak. Öyle mi? Yahu öyle. Yaşarken de öyle. Bu dünyada insanlar zenginlik arıyor. Şöhret arıyor. İlim arıyor, güç arıyor, sağlık arıyor, güzellik arıyor vesaire. Yani aradığımız çok şey var bizim bu kainatta. Ama eğer onları ararken aklımızda, kalbimizde Allah'a iman ve ahirete iman olmazsa bulduklarımız hep başımıza bela oluyor. Diyelim güç aradınız. O güçle ne yaparsınız? Ulaştığınızda eğer Allah ve ahirete imanınız olmazsa, bakınız Allah'a iman sizi o gücün emanetçiliği noktasına, beşinci sözde bağlayalım, o güçte emanetçi olduğunuz fikrine ulaştırıyor. Bu bende kalıcı değil. Ben bunu sonradan kazandım. Bunun asıl sahibi Allah, yaratanı Allah, ben değilim. Allah'a iman size bunu veriyor. Muhatabiyetinizi o elde ettiğiniz şeyle değiştiriyor. Biraz daha temkinli, biraz daha böyle tereddütlü davranmanızı sağlıyor. Bu mübarek bir temkin, mübarek bir tereddüt. Bir de ahirete iman. Bu da aynı şekilde o güç üzerinde yapacağınız tasarrufla veya o güçle yapacağınız işlerle hesaba çekileceksiniz. Buradan ibaret değil bu iş. Bakınız. Nasıl değişti eşyayla muhatabiyetimiz? Kainatın tılsımı nasıl açıldı? Bizi kötü etkileyecek, tıpkı o definecilerin maruz kaldığı büyülerde olduğu gibi
zarara sokacak, sağlığımızı bozacak, hem psikolojik hem bedensel sağlığımızı bozacak kainatla muhatabiyetimiz amentü billah ve yevmil ahir. Amentü billahi ve bil yevmil ahir sayesinde daha sağlıklı bir zemine oturuyor. Onunla hangi sınırlar içinde muhatap olacağımızı biliyoruz. Hangi duvarlar içinde bu muamelenin süreceğini biliyoruz. Neyi aşmamamız gerektiğini biliyoruz. Bize bu ikisi onu sağlıyor. O zenginliği sağlıyor. O düğümü çözüyor diyelim. Sadece güç mü? Hayır. Şeyi de örnek verdik mesela şöhret. Şöhret insana ne zaman kudurtmaz? Şöhret tehlikeli bir şeydir yani aslında. İnsanı nasıl diyelim? Kendiliğinde şımartır. Kendisi hakkındaki tahlillerini, tayinlerini, takdirlerini kötü etkiler şöhret. Mesela normalde ayıp bir şeydir yapması ama şöhretli insan yaptığı zaman, ama millet de alkışladığı zaman sen o ayıbı fazilet sanarsın. Yok mu? Çok piyasada vardı mesela böyle şovmenler. Adam ağza alınmayacak laflar ediyor, ağza alınmayacak işler yapıyor sahnede ama halk şık 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 alkışlayınca onu da fazilet sayıyor, bir dahakine daha beterini yapıyor. Çıtayı daha yukarıya kaldırıyor. Buna da güldüler diyor. Bir tane daha beterini yapayım diyor. Bakıyorsunuz şey, adamın belden aşağı muhabbet tamamen şeyi. Sanat dediği şey. Sahne sanatı diyorlar ya ona da. Tamamen ona dönmüş iş. Neden? Şöhret kendisi hakkında, yaptığı hakkında algısını bozdu. Alkışlanıyorsa doğru dedi bu yani. Gibi. Orada da mesela amentü billah ve bil yevmil ahir gene bir denge sağlar. Ya bunların takdiri ne ki? Bunlar da benim gibi mahluk. Asıl takdiri kazanılması gereken Allah, onun takdiri de bunlarla kazanılmaz. Ya ibadetle, tefekkürle, imanla, ihlasla. Bunlarla onun takdiri kazanılır. Gibi gibi. Yani imanı billahi ve bil yevmil ahir bizim hedeflerimizi bu dünyadan daha aşkın kılıyor. O ikinci sözdeki gayba iman mevzusu burada biraz daha detaylandı. Bu gayba iman bizi nasıl değiştiriyor? Burada amentü billahi ve bil yevmil ahir üzerinden biraz daha açıldı. Yani bu cümleyi işte o definecilerin mevzusu üzerinden bir parça anlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Bir daha okuyorum bu ilk kısmı. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billahi ve bil yevmil ahir. Kainatın tılsımını bunlar açıyor. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu. Bir de ne yapıyormuş? Ruhu beşer için saadet kapısını fethediyormuş. İki tılsımı müşkül küşaymış. Müşkül küşa ne demek, tılsım müşkül küşa? Yine açılması ve anlaşılması zor şeyleri çözüme kavuşturan sır diye verilmiş. Yukarıda muğlak dedi, burada niye müşkül küşa dedi? Yani acaba şundan olabilir mi? Şimdi aklıma geliyor. Birincisinde tılsımı bilmiyorduk. İkincisini de artık biliyoruz. Ama onunla devam etmek hayatı da müşkül. Yani müşkül derken şöyle, ona göre yaşamak lazım artık. Belki ona mı işaret var? Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu. Bakınız, burada açılmaya başladı artık. Dedik ya, bu paragrafta diğer sözlerdeki mevzuların biraz daha böyle şerh edilmiş hali var. Başlıklara ayrılmış. Ne mesela o başlıklar? Sabır ile halikine tevekkül. Burada sabır ile halikine tevekkül, acaba sabır ve halikine tevekkül gibi mi, yoksa sabırla tevekkül mü?
Yani iki türlü de düşünebiliriz. Sabırla Halık'ına tevekkül. Elbette bu dünyada sabredilecek şeyler var. Bir de sebat edilecek şeyler var. Yani sabrın da biliyorsunuz farklı farklı kısımları var. Taate sabır da bir tür sabırdır ama aslında taate sabır aslında taatte, ibadette yani devamlı olmaktır. Musibete karşı sabır ona dayanmaktır. Gibi yani sabrın da böyle farklı tonları var. Sabır ile Halık'ına tevekkül de belki tevekkülünde sebatkar olmaktır. Belki böyle anlaşılır. Veya ikiye ayırırsak burayı, sabır ayrı bir meziyettir. Yani olduğun gibi kalabilme. O iman yukarıda bahsetti ya, amentü billahi ve bil yevmil ahir. Bunlar bizim imanımız oldu. O iki tılsımı biz kabul ettik. Onlar da sabretmek. Sabır hemen orada bitiyor bakınız. İman sahibi olanın o imanda kalması sabırdır. Yani sabır imanlı insanda olur bir açıdan düşündüğümüzde. Çünkü sabır hal koruma meselesidir. Diyelim şu falanca insan çok sabırlı birisi. Ne demek istiyoruz? Yani o tavrını koruyabiliyor. İçinde bir denge var onun. Bir inandıkları var, bir yaşadıkları var. Bir halet-i ruhiyesi var. Bir düşüncesi var. Hareket tarzı var, ahlakı var vesaire. Bunlar da sebat ediyor yani direniyor. Öyle kalmakta devamlı. Sabırsız insanı nasıl tanıyoruz? Halet-i ruhiyesi çabuk değişiyor, çabuk telaşlanıyor. Fikir çabuk değiştiriyor. Kararlarını çabuk değiştiriyor. Belki nasıl diyelim, önce karar verdiği şeyde fazla sebat edemiyor, başka bir karara geçiyor falan. Yani iman var olduğu andan itibaren insanda, onda kalabilmek sabırla mümkün oluyor. Bakın, amentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, yani açan, saadetin kapısını o açtı. Ne kadar kıymetli iki tılsımı müşkül küşa olduğunu dedi bunu, imanın güzelliğinden bahsetti. Hemen arkası sabır. Ve onun da arkasına Halık'ına tevekkül. Burada neden sabır tek geldi de Halık'ına tevekkül ikili geldi? Yine Allahu Alem kaydıyla söylüyorum. Sabırın yukarıda adresi belli oldu. Yani bu iman üzere sabredeceğiz. Ama tevekkülün adresi daha belli değil. Onu Halık'ına olarak Üstad Hazretleri burada şey yapmış. Bunun da bir mantığı var. İnsan kime, işte dedik ya daha önce de konuştuk bunu, kime vekalet verse rahat eder? Kendisini yaratana. O daha iyi biliyor. Usta. Yani insan arabası olsa mesela, arabasını kime verse, şoförlüğünü bıraksa rahat eder? İyi şoföre bıraksa rahat eder, değil mi? Veya şirketiniz var. Yöneticiliğini, CEO'luğunu kime bıraksanız rahat edersiniz? O işi iyi yapana bıraksanız rahat edersiniz. Gibi insanı da insandan iyi bilen Halık'ı var. Yani onu yaratanı var. Yoktan var edeni var. Elbette ustası o. Sanatını daha iyi biliyor. Sanatının hangi noktada daha iyi çalışacağını, hangi dairede daha faydalı olacağını, nerede kalsa rahat edeceğini de ondan iyi biliyor. Ona tevekkül etmek lazım. Onu vekil tayin etmek lazım. Biz daha evvel de tevekkül kelimesini biraz tahlil etmiştik. Demiştik ki tevekkülü sadece elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmak olarak düşünmemeliyiz. Evet, bu da var. Bu da tevekküldür. İnsan tarlasını eker, gereken emeği sarf eder. Ondan sonra o ekin biter mi bitmez mi? Onu da Allah'a tevekkül eder. Yani orada artık Cenab-ı Hakk'ı bırakır. Çünkü kendi üstüne düşeni yapmıştır. Ama tevekkülün daha zengin manası amel ederken de şeriat dairesinde olmaktır. Şimdi ben namaz kılmıyorum ama ahiretim hakkında Allah'a tevekkül ettim. Olmaz. Namazını kılacaksın da ondan sonra tevekkül edeceksin. Bu öyle. Bir de
Yani namazı kıldım ama sağıma soluma selam vermedim. Allah'a tevekkül ediyorum. Olmaz. Amelin de tevekkül. Yani amelinin şekli konusunda da Cenab-ı Hakk'ın dairesinde kalacaksın. Beşinci sözde ona şey yapan çok ifade vardı. İzni ve kanunu dairesinde hareket etmek mesela. Bakınız son cümle, sonlardan bir cümle yani. Bunun daha evvel de buna benzeyenleri vardı. Bakalım. Buradaki şöyle mesela. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli diyor. Şurada buna benzer bir ifade. Cenab-ı Hakk'a sapmayın. Belki nefis hesabına çalıştırsan geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve heves nefsaniye bir kavvat derecesinde hizmetkar olur. Eğer gözü saniyin basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan. Onun hesabına ve izni dairesinde. Bakınız orası o sözün sonunda izni ve kanunu dairesinde oldu. Buraya geldiğimizde de ne oldu? Sabır ile Halık'ına tevekkül. Sabırda ilk kısmı atıf var yani şuraya. Onun hesabı ve izni dairesi. Hesabına çalıştırmakta sabır, izni dairesinde de tevekkül var. Yani nasıl yapsam muvaffak olurum? Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi yaparsan, meşru dairede yaparsan, helal dairede yaparsan muvaffak olursun. Öteki türlü muvaffak olsan da bu bir kayıptır. Helal dairede değilsen yani. Ben işte çok iddia oynadım, büyük paralar kazandım. Keşke oynamasaydın. O kazandığın kazanmak olmadı. Veya işte çok faize yatırdım, büyük şeyler sağladım, kazançlar sağladım. Yatırmamalıydın. O kazanç kazanç olmadı. Ateş oldu senin için gibi. Sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile. İltica ne demek? Mülteci, iltica, sığınmak demek. Ve şükür. Şükür de teşekkürle aynı kökten geliyor. Cenab-ı Hakk'a şükretmek. Kullanıyoruz zaten. İltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Sual istemek demek. Biz soru olarak da kullanıyoruz da sual istemek demek diyebiliyorum ben. Bakayım burada. Evet, isteme. Sual sorduğumuzda da biz bir şey istemiş oluyoruz. Cevap istemiş oluyoruz yani. O manadan düşünün. Sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu. Yalnız burada iki ilaç dedi ama bir sürü şey söyledi. Ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Ha şimdi oldu bakınız. Sabır ile Halık'ına tevekkül birleşti bunlar. Ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Demek ki sabırla tevekkül edecekmişiz. İltica ve şükür ile de yani sığınma ve teşekkür haleti ruhiyesiyle de Rezzakından, rızık verici olan Allah'tan isteyeceğiz ve dua edeceğiz. Ne kadar nafi, faydalı ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, hükmüne inkiyat etmek, boyun eğmek demek, uyumak demek, namazı kılmak, kebairi yani günahları, büyük günahları terk etmek, ebedül abad yolculuğunda, ebedül abad yani ahiret dünyadan ahiret cennet yolculuğu inşallah, cehennem değil cennet yolculuğu inşallah. Ebedül abad kelime olarak ne demekmiş? Sonsuzların sonsuzu, ahiret. Evet, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar, revnektar ne demekmiş? Göz alıcı güzellikte de demekmiş revnektar. Revnektar bir bilet, bir zadı ahiret, ahiret şeyi yani azığı, bir nuru kabir, kabirdeki nur olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Yalnız ben bir daha başa dönmek istiyorum. Sanki bu paragrafı tam açamadım gibi hissediyorum. Bir daha dönelim. Yedinci söz bize şunları anlatacakmış.
bu sözü okuduğumuzda bunlara dair işaretler, hakikatler bulacakmışız. 1. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsımı müşkül kuşağı olduğunu. Yani amentü billahi ve bil yevmil ahirin bize ne büyük bir kazanç olduğunu, nasıl düğümler çözdüğünü, sıkıntıları bertaraf ettiğini, görünmezleri görünür kıldığını, alınmazları alınır kıldığını, ne hazineler buldurulduğunu anlayacakmışız. Fethediyor yani açıyor. Defineci de mesela sandığı açıyor değil mi? Gibi. Ve sabır ile Halık'ına tevekkül, sebatla veya bazen de dayanarak. Yani hem sebat da var hem de dayanmak var tevekkülde. Musibete karşı mesela dayanıyoruz, direniyoruz. Yani korumaya çalışıyoruz kendimizi. Ama ibadette de devam etmeye çalışıyoruz. Sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Sığınmak ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Yani burada tabii sual ve duayı niye bunlarla andı diye düşündüğümde de aklıma şu geliyor. Duanın da bir makbul psikolojisi var. Makbul halet-i ruhiyesi var. Böyle Allah'a isyankerane Allah'tan dilenmez, istenmez yani. Ya da hesap sorur gibi istenmez, dilenmez. Cenab-ı Hak hiçbir şeye mecbur değildir. Kimse onu yaratmada mecbur edemez. Oradaki halet-i ruhiye, istemekteki halet-i ruhiye yani, iltica ve şükür ile olmalı. Böyle haşa, parmak sallayarak değil, el açarak, dilenci gibi. İçimiz de bu düzende olmalı dua ederken, sual ederken, isterken. Cenab-ı Hakk'a karşı içimizin düzeni de bu olmalı. Allah'ım bana bunları niye çektiriyorsun, bana bunları niye şey yapıyorsun, reva görüyorsun, ben bunları hak edecek ne yaptım falan değil, öyle değil. İçinin ayarını düzeltmen lazım. Eğer duanda, sualinde fayda arıyorsan, önce içinin ayarını düzeltmen lazım. İltica ile, şükür ile, yani hem mevzuun iyi yanlarını da görmeye çalışarak, hem de zararından ona kaçarak. Ondan başka bir yere kaçarak değil. İltica ne demekti? Sığınmak demekti. Yani Cenab-ı Hakk'a sığınman lazım onun azabından. Başka bir yere kaçamazsın. Zaten kaçacak yer de yok da ondan başka. Cenab-ı Hak'tan başka gidecek neresi var? Orada da halet-i ruhiyen bu olmalı. Ondan kaçıyor gibi değil, ona kaçıyor gibi olmalı. Fefirru ilallah şeyde var ya Kur'an'da ifade. Allah'a firar etmek, Allah'a kaçmak. Yani varsa başka bir yer kaç ama başka bir yer yok zaten. Ancak isyana kaçarsın. İnkara kaçarsın haşa. O zaman da kendini yakarsın yani. Cenab-ı Hakk'a bir zararın dokunmaz ki. Bu işin bu kısmı önemli. Neden? Üstad Hazretleri onu 4 hastalık bahsinde Mesnevi Nuriye'de de zikrediyor. Yeis insanı şeye götürür. Karamsarlık, ümitsizlik. Küçük bir sapmayı dalalete doğru çevirir. Mesela diyelim küçük bir günahınız var ama o günahtan rahatsızlık duyuyorsunuz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi keserseniz bu sefer ya keşke Allah olmasaydı falan bu şeye gelirsiniz yani moda, Allah muhafaza. Ondan sonra da birisi yanınızda böyle üfürükten teyyare bir delil söyler. Delil de değil de o işte uydurma bir şey, bir argüman. Bir şeytani vesvese anar yanınızda veya bir kitapta denk gelirsiniz veya bir televizyon ekranında bir yerde görürsünüz. Ona içinizde bir taraftar bulursunuz. Allah muhafaza sapar gidersiniz. Neden? Çünkü arzuluyordunuz zaten. Bazen insan arzusuna fikir sureti giydirir. Sanar ki bu mantıklı bir şey ama arzuladığı için mantıklı gelmiştir. Öyle olmasını istediği için zaten o mantıklı görünmeye başlar. Sevmediğiniz bir adam var mesela. Bir hırsızlık mevzusu olduğunda yani o kadar arzuluyorsunuz ki onun kötülüğünü ortaya çıkarmayı.
Hemen ona yapıştırmak istersiniz o hırsızlığı. Bak bu yapmıştır ya, zaten yaramaz adamdı. Ben bununla zaten baktığımda zaten onda böyle bir kelek görüyordum yani. İşte kaşı gözü oynuyordu falan filan. Ben dedim bu adam yaramaz falan. Belki de o yapmadı, sonra ortaya çıkacak. Ama o arzu en ufak böyle şeyleri bile, ihtimalleri bile hemen vücuda getirmeye çalışır böyle. Kesin gibi görmeye çalışır. Bilgiyi saptırır. Algıyı saptırır yani. Gibi. O yüzden Cenab-ı Hakk'a karşı sual ve dua, iltica ve şükür düzleminde olmalı. Rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak, faydalı ve ilaç. Yani tiryak şifalı mı demek? Evet. Panzehir manası varmış tiryakta. Nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda, ahiret yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Demek ki 7. sözde son kez tur atıyorum. Bu son turum olsun. 1. İmanı billah ve imanı bil yevmil ahir ne kadar önemli? Yani Allah'a iman ve ahirete iman ne kadar önemli? 1. Bunu göreceğiz 7. sözde. Kainatın düğümlerini nasıl çözdüğünü göreceğiz. 2. Sabırla tevekkül ve şükürle dua. İlticayla dua. İnsana nasıl ilaç olduğunu göreceğiz. 2. 3. Kur'an dinlemek, ona uymak, namaz kılmak, büyük günahları terk etmek. Ahiret için ne kadar gerekli bir şey olduğunu göreceğiz. Bakın, imandan amele indik. Demek ki iman yalnız değil, şey de var, amel kısmı da var. Ha, sözü açıyor şimdi aklıma geldi. Bugünlerde medyada gezen bir şey var. Acun Ilıcalı şey demiş, Allah'a ve ahirete inanıyorum. Yaşadıklarımızın bir hesabı olacağını da düşünüyorum demiş. Allah kabul etsin yani, imanı varmış, bir şey demiyoruz ama. Ama o iman için nasıl oluyor? Bakın amelle belli oluyor. Şimdi Acun'un yaptığı programlar malum. Türkiye'nin maneviyatına, Türk toplumunun, Türkiye toplumunun, Müslüman toplumunun maneviyatına nasıl zarar verdiği de malum. Şimdi adamın sözüyle eylediğine baktığınız zaman ya diyorsunuz bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani bir tarafta imanım var diyorsun, hesap olacak diyorsun, burada yaptıklarımızın diyorsun, inanıyorum diyorsun. Ama eylediğin de bu. Ha, demek ki amelin imanın tanımı olmak gibi bir özelliği var. Yani bizdeki imanın o soyut şeyi ancak eylemekle, o imana göre amel etmekle somutlaşıyor. Tam şeyi ortaya çıkıyor. Biz bakıyoruz ki ya elbette kalbindekini Allah bilir ama sahadaki sonuçlar bizi ürpertiyor. Ya bu böyle bir iman böyle sonuç çıkarmamalı diyoruz. Veya başka birisinde de o sonuçlara bakıyoruz. Adam kul hakkında çok hassas. Ya demek nasıl imanı var? Evet, amel imandan bir cüz değildir. Ameli eksik olanın imanında yokluğuna, küfrüne inanılmaz. Ehl-i Sünnet biz olarak biz böyle inanıyoruz ama amelin bütünlüğünden de imana dair bir çıkarım yapılır yani. Sağlığı nasıl? Sıhhati nasıl? Gidişatı nasıl? Ona doğru bir çıkarım yapılır. İşte buradaki 7. sözde bize onu başı sonu ilgisiyle gösterdi yani. Amentü billah ve bil yevmil ahir demekle kalmadı. İndi aşağı namaz kılmak, kebairi terk etmek diye. Hatta biraz daha açarak Kur'an'a uymak. Kur'an'da nice emirler var. Kur'an'a ve sünnete tabii ki de. Ehl-i sünnet ulema Kur'an'ı andığı zaman şimdiki Kur'an Müslümanları gibi sünneti kışkışlamıyor bir yere yani. O yüzden eski metinlere bakarken böyle bakalım. Bizim ehl-i sünnet ulemamız bir yerde Kur'an andığı zaman sünnet içinde mündemiştir. Sünneti andığı zaman da Kur'an içinde mündemiştir. Öyle o ötededir, bu buradadır. İkisi ayrı ayrı, ruh beden ayrımı gibi falan bir şey değildir yani. Onlar böyle bir fitneyle karşılaşmadıkları için öyle bir şey de düşünmemişler. Yoksa her defasında beraber anarlardı. Tereddüt etmezlerdi bunda.
Evet, şimdi artık hikayemize başlıyoruz. Evet, epeyce konuşmuşuz yani ilk paragrafı. Belki yine döneriz yani. Ben de doğru açtığımı düşünmüyorum. Belki bazı şeyleri tam açamadım, tam anlatamadım. Döneceğiz. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kâr ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer, şöyle ki: sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan. Ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem de bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Kafanızda canlandırın böyle bir tabloyu. Peşinizde aslan, önünüzde dar ağacı ve uzun bir yolculuk bu. Dostlarınızın asıldığını görüyorsunuz sürekli. Sürgün oluyorsunuz aynı zamanda. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der: meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Yukarıdaki tılsımlar. Güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, yani kullansan, o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhisselatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Yaraları gül olacak. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Sait dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, bakın ayyaş yine geldi, bir önceki sözde de gelmişti, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler. O 5. sözdeki bahiste ayyaşı hareketin sarhoşluğu falan diye böyle biraz daha sarhoşluğu daha geniş bir zemine taşımıştık. İzleyenler hatırlayacaklar. Bakın o hareketin sarhoşluğu nasıl bir şey? Geliyor altta bakınız. Dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler yani süsler, mücevherler diyelim, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Bakın malzemelere bak, hep hareket. Ziynet, suret, fantazi, müskir, bir sürü. Ona dedi: hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Bak, kız suretleri, çokluk. Sosyal medya çağı. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual: ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? O kişi diyor bunu yani. O şeytani adam diyor, dessas adam. Asker cevap veriyor: bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Tekrar sual ediyor: ha, şu ellerindeki nedir? Cevap: bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual: ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım, der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rad gibi bir ses gelir, yani gök gürültüsü gibi, radu demek, der: sakın aldanma. Ve o dessasa de ki:
Eğer arkamdaki aslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Şimdi bundan sonra kıssanın hakikat kısmı başlayacak. Fakat kıssa üzerine de bir miktar konuşalım, hem de ince okuma da yapalım. Öncelikle kıssanın bütününe baktığımızda Bediüzzaman Hazretleri'nin bize şöyle bir doğru algısı aşılamaya çalıştığını hissediyoruz. O da şudur bence. Eğer bulunduğun durum değişmiyorsa sana sunulan çözümler aslında çözüm değildir. Ya da şöyle ifade edelim. Ağrı kesici ilaç değildir. Bakın daha şey bir tabir oldu ama biraz açmak lazım. Şimdi diyelim sizin bir rahatsızlığınız var. Allah'ım göstermesin, Allah kimseye vermesin, imtihan etmesin böyle şeylerle, bize rahmet etsin. Diyelim beyninizde tümör var, Allah muhafaza. Onlar da baş ağrısı, migren gibi şeyler olabiliyor mesela. Şimdi siz o ağrı geldikçe, o sabit ağrı veya sinüzitiniz var, o da sebep olabilir. Sinüzit bazen göz ağrısı da yapıyor böyle, baş ağrısı gibi. Şimdi siz o hastalığı gidermiyorsunuz. Onu iyileştirecek bir ilaç almıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Habire uyuşturucu, ağrı kesici, sarhoş edici, işte ne diyelim, hissettirmeyici şeyler kullanıyorsunuz. Fakat özünde o şifa oldu mu? Olmadı ki, oradaki sorunu sen gidermedin. Sen bastırıyorsun o sorunu sadece. Dağıtıyorsun kafanı sadece. Yani asıl çözüm değil bunlar. Burada kıssa bize onu söylüyor. Bakınız en sondaki kısmıyla özellikle. Eğer kati çözmüyorsan senin bulduğun çözüm değil. Bu bugünkü hayata, bugünkü halimize çok bakıyor. Biz bugün çoğu şeyi bastırıyoruz. Kesin çözüm bulmuyoruz. Mesela ben hep onlardan örnek veriyorum. Ateistler mesela hayatın anlamı için işte şeyler üretiyorlar. İşte insana erdemli olmalı falan filan. Değil ki çözüm. Neyi değiştirdin sen? Senin hiçe gidişini değiştirmen lazım. Bak, insansın, bu kadar sanatlısın, bu kadar sonsuzluktan haberdarsın, bu kadar şeyi seviyorsun. Senin bulacağın çözüm bunları öncelikle hiçlikten kurtarmalı. Bunları hiçlikten kurtarıyorsa seninki çözüm. Yok, onları kurtarmadıktan sonra gittim klasik müzik dinledim, geldim tiyatroya gittim. Bunlar çözüm değil, bunlar bastırma. Sinemaya gittim, top oynadım. İşte ne yaptım? İşte sosyal faaliyette bulundum, partiye gittim, eylem yaptım, şu bu. Sarhoş ediyorsun kendini. Bak, asıl varoluşsal temel sorunlarına dair bir cevap bulmadın henüz. O yaraları güle çevirmedin henüz. Şu an sadece patinaj çekiyorsun. Olduğun yerde oyalanarak, o sorulardan kaçarak varlığını devam ettiriyorsun. Sana dışarıdan bakan çok şenlikli görebilir halini. Eller havaya bir halde görebilir seni ama sen o varoluş sorunlarından kaçtın aslında. O dessas adama uydun. Hareketle sarhoş oldun. Halbuki asıl çözüm yaraları güle çevirmekle olurdu. Asıl şifa orada olurdu. Tekrar başa dönelim. Kıssayı biraz daha okuyalım. Ondan sonra bu kıssayı okuduktan sonra, daha doğrusu temsili okuduktan sonra yarın da hakikat kısmıyla beraber tekrar temsili ele alırız. İnşallah ince tefekkür yaparız. Bir zaman bir asker meydana harp... Şurası ilginç, buradan başlayarak konuşalım. Şimdiye kadar hep iki kişiyle geldik biz buraya. Birinci sözde, ikinci sözde, üçüncü sözde, dördüncü sözde, beşinci sözde, altıncı sözde. İki kişi, iki kişi, iki kişi gidiyordu. Buraya geldik, bir asker. Tek kişi kaldı. Niye böyle oldu? Allahu alem, aslında o iki kişiden kastedilen de hep bir kişiydi. Yani
Elbette kafirler de bir tarafını gösteriyordu o kıssanın. Müminler bir tarafını gösteriyordu o kıssanın. Ama üstadın hidayetinin, dersinin tesir edeceği muhatap aslında kendisini bir bütün olarak o kıssanın karşısında bulmalı. Bazen o, bazen bu olduğunu anlamalı. Öyle olduğu zamanları görürse kötüsünden kaçar, iyiliğine koşar. Ama kendinden ötede, ha buradan anladım ki işte Hristiyanlar böyleymiş, Yahudiler böyleymiş, ateistler böyleymiş, biz Müslümanlar böyleyiz. Bu kadar değil yani. Asıl mevzu ders alma, anlatılan hikayenin bizim olduğumuzu, bizim hikayemiz olduğunu, o temsilin bizden bahsettiğini anladığımız zaman yaşanıyor. Asıl hidayet, şifa burada. Kur'an hakkında Cenab-ı Hak diyor ya, Kur'an hidayet ve şifadır. Neden? Çünkü Kur'an okuduğu zaman mümin üzerine alınır onu. Üzerine alınmayan hidayet ve şifa bulamaz. Ama Kur'an'da öyle bir üslup var ki okuduğunuz zaman ister istemez alınıyorsunuz. O asr-ı saadet tabloları, sahabeler mesela nasıl ağlarlarmış o ayetler geldiği zaman. Hatta bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh birisini tutmuş kendisine hatırlatsın diye. Ama o kadar kötü oluyor ki en son diğer sahabe efendilerimiz yanlış bilmiyorsam yani o adamı şey yapmışlar. Ya bak ne hale geldiğini görüyorsun artık yapma bu işi falan diye men etmişler. Çünkü çok sarsılıyor, çok etkileniyor. Gibi gibi günümüzde de Allah eksikliklerini göstermesin. Allah dostlarının o ayetlerle, hadislerle muhatap oluşları, etkilenişleri, sarsılışları gösteriyor ki üzerine alınmak kendinden bahsedildiğini düşünmekle olur. Öteye kışkışladıkça tesirini azaltırsın. Burada da asker bire indi. Artık vaktimiz geldi. Bu sırlardan hissemizi almaya başlayacağız. Kendi üzerimizden okumaya başlayacağız artık. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda. Harp meydanı ve sınanma yerinde. Kar ve zarar deveranında. Yani bir kar bir zarar. Zarar kar değişiyor durumlar. Dengesiz bir hal var. Pek müthiş bir vaziyete düşer. Bakalım deveran, evet deveran ortam diye verilmiş ama sanki böyle bir değişim şeyi var benim bildiğim deveranda. Devrilen, dönüşen gibi. Evet, kar zarar deveranında nerede kalmıştık? Pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı. Sağ ve sol iki tarafında iki dehşetli yara var. Omuzlarında mı? Yanla böğründe mi? Ama yan tarafında bunu biliyoruz. Neden yan tarafı diye verilmiş? Şöyle hissediyorum ben. Hani insan bir dar bir koridorda olduğunu, sınırlı olduğunu nasıl anlar? Sağa dönersin bir yere çarparsın, sola dönersin bir yere çarparsın, oraya çarparsın canın acır, buraya çarparsın canın acır. Anlarsın ki dar bir yerdesin. Yara da insan için öyledir. Şimdi buranda bir yara var, buranda bir yara var veya bacaklarında bir yara var. Oraya yüklenirsin orada bir sancı, buraya yüklenirsin burada bir sancı. Yani hareketini şey yapar. Sadece bir tarafta olsa bir taraf serbest kalır ama iki tarafta olduğu zaman böyle nasıl diyelim sınırlılığını daha iyi hatırlatır sana. Varlığının böyle bir koridordan geçmek gibi olduğunu, sağa sola pek kıpırdanamadığını daha iyi hatırlatır sana. Hareketlerinde daha rahatsız eder seni. İki tarafın da böyle olması. Hani Kur'an'da geçiyor Firavun sihirbazları Musa aleyhisselama iman ettiklerinde çaprazlama kol ve ayaklarını kestirerek cezalandırıyor yanlış bilmiyorsam. Ayette de geçiyor yani bu ifade. Niye? Şeyi bozuyor yani sadece bir taraf değil iki taraf birden cezanın şiddetlisi gibi. Evet. İki derin iki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı. Derin iki yara ile yaralı. Yaralar da derin. Ve arkasında cesim bir aslan, cesim yani büyük,
cismaniyeti kalıplı neymiş cesim? Evet, büyük demekmiş. Cesim bir aslan arkasında. Kan kokusunu alıyor. Kan dökülüyor ya senden, öyle bir yaralı hayvan oldu mu peşinden iz... Biz de artık bu şeyi biliyoruz yani, bu Serengeti belgesellerinden bilmem, Masai Mara çölleri falan filan var ya, o işte BBC'nin falan belgeseller oluyor. National Geographic'in falan. Kan döküldükçe, hayvanın yaralı olduğu belli oldukça peşinden o sırtlanlar, aslanlar daha çok geliyor. Kokusundan anlıyorlar yani, bir ölüm kokusu var. Bu zayıf düştü, ölecek, yaklaştı ölümü. Akbabalar falan başında dönüyorlar vesaire. Arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu hali ile beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Sürgün yani, nefyedilmek. Bu o biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinden Hızır gibi bir hayırhah. Yani Hızır gibi hayırlı, hayırsever, hayırhah o demek. Yani senin iyiliğini istiyor, sana hayırda bulunmak istiyor. Nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, yani ümitsiz olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. İşte o okunacak şey, o düğümü çözecek olan şey tılsım. Büyüyü dağıtacak olan şey tabiri caizse. Güzelce istimal etsen, kullansan onları, aslan sana musahhar bir at olur. Aslanı ata çeviriyor. Boyun eğici, evcil bir ata çeviriyor. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Dar ağacını da salıncağa çevirecek o tılsımlar. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, yani müteaffin çürümüş gibi bir manası var galiba. Evet, kokuşmuş çürümüş yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Yani, la teşbih ve la temsil. Harry Potter'ın değneği gibi yani bu tılsımlar. Nasıl bir şeylerse dokunduruyorsun onu dönüştürüyor, dokunduruyorsun bunu dönüştürüyor. Ya da o işte şeylerde, gene o büyü filmlerinde kullandıkları böyle dualar var ya, kendilerince söyledikleri böyle şeyler, cümleler var, sihir cümleleri. Onun gibi söylediğin an dönüştürüyor. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Asker teke indi, ders alacak nefsimizdi. Onunla kalmadı, bak Üstad Hazretleri kendini de katıyor olaya. Bize bir imada bulunuyor. Sen de kat kendini. Anlatılır abiler, üstadın bazen külliyat içinde ey gafil Said gibi böyle kendisini koyarak andığı şeyler var, metinler. Tabi Üstad Hazretleri talebelerini de okuyormuş. Tabi talebeler de okurken ey gafil Said deyince diyormuş, keçeli ben orada kendimi söyledim, sen de kendini koy oraya diye. Yani ona diyormuş gibi oluyor ya, ona deme yani, kendine de orada kendi nefsini koy gibi. Üstadın bu nasihatinden de böyle bir ders alıyoruz. Kendini koyduğu yerlerde bize de kendimizi koyun diyor yani. Kendi isminizi oraya yazın. Kendinizden bahsediliyormuş gibi hissedin. Bu ima vardır Üstad Hazretlerinin ey gafil Said veya işte gene ismini andığı, kendisine dair böyle öz eleştirilerde bulunduğu kısımda ismini anıyorsa mürşidimiz, istiyordur ki siz de isminizi anın. İmadır. Ahmet sen kendini an, Mehmet sen kendini an. Tek tek söylemiyor tabii bize. Öyle bir şey mümkün de değil. Ama ima ediyor. Ferasetimizle onu görmeliyiz, hissetmeliyiz. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Burayı hızlı okuyayım, bitirelim. İncesini yerine bırakalım.
karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Oh, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Biziz ya, işte bugün. Bizim yaşadığımız şeyler bunlar. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var, alkış zamanıdır. Ya bırak şu dini diyanet ya. Bırak şu namaz orucu ya. Bize de denmiyor mu bunlar? Bırak diyor, bak diyor, dünya ne kadar güzel. Hep diyor ölümden bahsediyorsunuz diyor, siz Müslümanlar diyor, içimiz kararıyor diyor. İçin kararması da lazım çünkü ölüm var yani, gitmiyor. Sen anmayınca bir şey olmuyor ölüme yani. Oral olmuyor ölüm senin anmayışından. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat seneti. Yani yol ihtiyacın, yoldaki ihtiyaçlarını karşılayacağın bir senet, bir belge. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, bak asıl çözüm ne olur? Arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki daracını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster görelim. Sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus, ey sersem, hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin, diyor Üstad Hazretleri ve ondan sonra işte ey gençliğinde gülmüş şimdi güldüğünü ağlayan nefsim diyerek hakikat kısmına geçiyor. Biz oraya geçmeyeceğiz. Daha temsili de çünkü detaylı konuşamadık. Ne yapalım? Yarın inşallah temsilin detaylarını biraz daha konuşalım. Ondan sonra hakikat kısmına geçelim. İnşallah tefekkürümüzü edelim. Bakalım bize ne sırlar çıkacak. Özetle bu derste şunu gördük. İman kainatın definesini açıyor. Kapağını kaldırıyor, kapısını açıyor. Açıl susam açıl gibi bir tılsım yani. İmanla oluyor bu. İman bir bakış açısı veriyor. Bir zengin görüş veriyor. O olmadığında da varlık kendi içine kapalı bir hale geliyor. Kendi boyutları içine kapalı bir hale geliyor. Ama detaylı tefekkürü inşallah sonraki günlerde biz de hissemizi bu sözden alacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.